Merhaba. Bu videoda çok önemli bir şeyden konuşacağız. Uyku ve melatonin hakkında. Son dönemlerde belki birçoğunuz duyduğu kanserin melatoninle tedavi edilmeye başlandığı veya karanlık odalarda uzun süre kanserli vakaların tutulup tümörün küçültülmeye çalışıldığına dair anti aging için şu anda mesela çok konuşuluyor uyku melatonin hakkında. Biz şimdi Özgür'le hem uykuyu hem melatonini bir masaya yatıracağız. Hastalıkları tedavisi ve anti aging için melatoninin önemini, uykunun önemini konuşacağız. Evet Özgür'üm, önce bize uykudan bahseder misin? Uyku şifalanmanın en temel unsurudur. Bir. Şimdi bunu bilmeniz gerekiyor. Biz daha önceleri de hep aynı şeyden bahsettik. Bir fonksiyon atıp kök nedenleri, ağacın köklerine müdahale etmemiz gerekir diyorduk ya. Oradaki ayakların en önemlilerinden biri de görmüştük ki uykudur. O yüzden biz bir hastanın, düzeltiyorum bir bireyin hasta olsun olmasın, uyku yönetimini sağlayamazsak, eğer bu hasta değilse hastalanma süreci hızlanacaktır. Eğer bu hastaysa da şifalanma süreci yavaşlayacaktır ya da şifalanamayacaktır. Çünkü uyku çok 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 önemlidir. Neden önemli? Uyku bizim illa bir dinlenmemiz ya da yataktan geçireceğimiz bir süre midir? Değil. Tabii ki beden dinginliği falan da önemli ama uyku aynı zamanda bizim bir restartımız, bir arınmamız, bir dinlenmemiz, bir yenilenmemiz. Ki biz şunu bile biliyoruz ki uyku sırasında bizim vücudumuzdaki apoptoz, yani kanserleşen hücrelerin de bu kanserleşen hücrelere karşı vücudun saldırıp bunu parçaladığını ve yediğini öldürdüğünü de biliyoruz. Apoptoz dediğimiz sistem bu. Ve bunun da uykuda çok kaliteli bir şekilde yapıldığını biliyoruz. Çalışmalarda gösterildi bu. O yüzden bir hastanın, işte kanser dediğiniz için orada ilerleyelim. Bir kanser hastasının eğer ki sağlıklı, kaliteli bir uyku planlamasını yönetemiyorsak hastanın iyileşme sürecinde maalesef ayağımız eksik kalmış oluyor. Çünkü burada da aslında işi yapan ana karakter melatonin. Biz burada melatonin neyi biliyoruz? Biz biliyoruz ki eğer gözümüze ışık gelir ise melatoninin üretildiği yer, burada pineal gland dediğimiz bir mercimekten bile belki daha küçük olan bir dokunun melatonin üretmesi. Ha şu an bugün belki bahsetmeyeceğiz ama biz şunu biliyoruz ki artık melatonin sadece pineal glanddan bile üretilmiyor. Yani karaciğer dokusu sindirim sisteminin bile ayrı kendinin melatonin ürettiğini bile artık biliyoruz. Ama en eski bilgilerimiz ve en temel bilgilerimizle konuşursak ana doku pineal glandın melatonin üretmesi. Ama bunu üretmesi için bizim mutlaka gelen, gözümüze gelen ışığı kesmemiz gerekiyor. Niye bunu söylüyorum? Eğer uyuduğumuz oda zifiri karanlık değilse sağlıklı melatonin salgılayamıyorsunuz. Bu bir. İki, melatonin ha sen ışığı kapattın işte gündüz yattın ortamı karanlık yapalım melatonin salgılayalım diyeceğimiz bir hormon da değil. Bunun bir zamanı var. Akşam 10-10.30'dan itibaren başlar. Gece 2'den sonra azalmaya başlar. 3'ten 4'ten sonra zaten melatonin salgısı oluşmuyor. Dolayısıyla eğer biz 10.30'dan sonraki uyku dönemini yakalıyorsak ve biz mutlaka gözümüze gelen ışığı, telefonlardaki, televizyonlardaki standby ışığı bile yeterli oluyor maalesef. Biz bu ışığı tamamen engelleyemiyorsak yeteri kadar melatonin salgılayamıyoruz demektir. Melatonin olmazsa kaliteli uyku değildir. Melatonin olmazsa başka birçok şeye eksikliği var demektir. Onlara bahsedeceğiz. O yüzden kaliteli bir uyku olmazsa, kaliteli bir melatonin olmazsa sağlıklı bir beden olamaz. Bunu niye biliyoruz? Bunu şunun için biliyoruz. Zamanında yapılmış çok dramatik çalışmalar var. Sizler de araştırabilirsiniz, bakabilirsiniz. Bunlardan işte iki tanesinden bahsedeceğim. Birisi Rusların esir olarak aldığı askerlere yaptığı bir uykusuzluk deneyi ve çalışması var. Öbürü de Nazi Almanya'sında yapılan çalışmalar var. Her ikisinde de şunu biliyoruz. Rusların çalışmalarında tek şey şu. Sayı hatırlamıyorum. 15 civarında bir asker alıyorlar, yakalıyorlar. Diyorlar ki siz burada 10 gün, 15 gün neyse bir süre belirliyorlar. Diyorlar ki eğer bu kadar süre uykusuz kalırsanız size özgürlüğünüzü vereceğiz. Ki ondan önce zaten çeşitli falan işte işkenceler artık onlar için bir çıkış umudu. Belli bir süre sonra delirmeler başlıyor. Paranoid ataklar başlıyor, delirmeye başlıyor, birbirlerine saldırmaya başlıyor, birbirlerini yemeye çalışıyorlar.
ölümler başlıyor. Çalışmayı yürüten ekip artık bunun kontrolden çıktığını görüyorlar. Çünkü dışarıdan kameralarla vesaire yapıyorlar. Artık kameralar falan hepsini artık saldırıyorlar. İçeride ne olduğunu bilmiyorlar. Bir yerden sonra sesler kesiliyorlar. Ve maalesef gene kolluk güçleriyle girip baktıkları zaman birçoğunun öldüğünü, birbirlerini yediklerini görüyorlar. Birçoğunun artık zihinsel faaliyetlerinin geriye gelmeyeceğini görüyorlar. Çok güçlü uyuşturucularla beraber uyutulmaya çalışıyor ve ondan sonra bu askerler uyutulmamak için yalvarıyorlar, uyutmayın diye yalvarıyorlar. Çünkü artık şey gidiyor, idrak gidiyor. Şuraya geleceğim. Uykusuzluk eşittir çıldırmaktır. Uykusuzluk eşittir ölümdür. Bu ölümü de biz Nazi Almanya'sındaki çalışmalardan biliyoruz. Onlar da ne kadar süre biz uyutmazsak, ne kadar sürede hastalıklar başlıyor. Üçüncü, dördüncü, beşinci günlerden sonra problemler başlıyor ve yanlış değilsem 7. 10. günlerden sonra da ölümler başlıyor. Derlersek, toparlarsak niye bu kadar önemli? Şimdi biz hastanın tabii ki 7 gün 10 gün hiçbirinizin ayakta kaldığını söylemiyorum ama eğer uykusuzluk eşittir ölümse ve siz kaliteli uyku alamıyorsanız, uyku sürecinizi kaliteli yönetemiyorsanız bu ölüm dozunu düşük dozlarda devamlı alıyorsunuz. Yavaş yavaş zehir veriyorsunuz. Devamlı alıyorsunuz demektir. Şimdi biz artık sigarayı niye tartışmıyoruz? Biliyoruz ki sigara öldürüyor. Siz hiçbir vaka gördünüz mü 7 gün 10 gün sigara içip de öldüğünü? Ama biz sigara ediyoruz değil mi? Evet. Kötülüğü sigara içmeyin, sigara... Tabii ki sigara içmeyin, o ayrı bir tartışma konusu ama uykunun niye üzerinde bu kadar durulmuyor? Yani senin bu düşük dozlarda da olsa bu zehiri almam. Bununla beraber sen bir yandan bunlara müdahale etmeden iyileşmeye çalışman. Bu mümkün değil. O yüzden gelen hastalarda kesinlikle sorguladığımız en önemli şeylerden biri uykudur. Uyku yönetimidir. Kaliteli uykusu var mıdır yok mudur? Ve ilk dokunduğumuz şey budur. Hastanın zaten sağlıklı kalitesini, kaliteli uykuyu yönetemiyorsak zaten ilerleyemiyoruz. Ben işte alışkanlığımdır. 11'de düzeltiyorum. 1'den önce yatağa giremem. 2'den önce yatamam. Kaçta kalkıyorsun? Hiç önemli değil. İster 6'da kalk 4 saat uykuyla, ister 10'da kalk 8 saat uykuyla. Aldığı uyku kaliteli uyku değildir. Ha 6 saat mi 10 saat mi? Evet tamam daha süre kalsın bari beden dinlensin diyoruz ama şifalanma için geçireceği süreyi orada kaybediyor. Çünkü biz biliyoruz ki uyku evet eşittir melatonin, uyku eşittir sağlık, uyku eşittir aynı zamanda ölüm dozu, uykusuzluk eşittir aynı zamanda ölüm dozu. Ama biz bunu biliyoruz ki aynı zamanda beden dinginliğinin yanında aynı zamanda beyin dalgalarıyla da iyileşme sürecine katkı sağlıyor uyku. Yani ne kadar müthiş bir şifalanmadan bahsediyoruz. Ve hiçbir şeye ihtiyacı yok, hiçbir desteğe, hiçbir ekime ihtiyacı yok, sadece doğru bir şekilde süreci yönetmenle ilgili. Bu beyin dalgaları. Teknik, çok ayrıntısına girmeyeceğim ama şunu söylemek için bunu koydum. Şimdi biz aktif beyin çalışması olduğu zaman, yani bir şeyi, bir problem çözmeye çalışıyoruz, biz kriz yönetmeye çalışıyoruz. O anda bizim gama dalgalarımız çok aktiftir yani, hızlı çalışır. Eğer biz günlük faaliyetlerimiz içerisinde yaptığımız rutinlerimizde bizim betadır. Eğer daha böyle dinginliğe geçtiğimiz yer alfa dalgasıdır. Biz buradan sonra dinginliğe ve iyileşmeye başlıyoruz ama hedefimiz teta dalgasıdır. Çok popüler, internette de çok gezmeye başladı. Artık herkes duymuştur. Theta healing. Yani healing sağlıklı, şifalanma diyelim. Theta healing demesi de theta dalgasına eğer sen beynini getirebiliyorsan o noktada senin şifalanma yolculuğun hızlanıyor aslında demeye çalışıyor. Ve bunu sen uykulu yapıyorsun. Ama kaliteli uykulu yapıyorsun. Eğer sen kaliteli uyku zamanında yatıp derin uykuya dalabiliyorsan yani beta'dan alfaya bir şekilde geçebiliyorsun. Ama alfadan theta'ya geçmek çok ciddi bir iştir. Eğer bunu yapabiliyorsan gece uyurken bırak bu bedenin kendi kendine şifalanmasını sağlasın. Ama bu şifalanma sadece kanser bile değil. İnflamasyon, inflamasyon diyoruz ya her şeyin temeli artık inflamasyon diyoruz. Kanserden tut da obeziteye kadar. Hashimoto konuştuk, Hashimoto'ya kadar. İşte inflamasyonu bile onarıyorsun. Hatta şu aklıma geldi. Mesela babam da kalp krizi geçirdiği zaman hastanede hemen uyutmuşlardı. Çok önemli. Evet. Çok önemli çünkü orada süreci çok fazla bunu şey yapıyorsun, hızlandırıyorsun. Yani hastanın hospitalizasyon dediğimiz hastaneden çıkış sürecini bile kısaltabiliyorsun bununla beraber. Çok duyuyoruz, hastayı uyuttuk. Mesela beyin kanaması geçirdi, kalp krizi geçirdi, hala geçiriyor, geçirmekte. Bir ağır ameliyat geçirdi, doktor diyor ki uyutuyoruz, hala uyutuyoruz. Aslında orada bu bahsettiğim theta healing dalgalarıyla beraber derin uykuyla beraber kişinin toparlanmasına hizmet mi ediliyor?
de var. Evet. Orada farklı şeyler de var. Yani bazı o bahsettiğimiz şeyler işte beyin kanamalarında oluyor, işte ciddi travmalarda vesaire hı hı. oluyor. O noktada bizim sağ şeyde tedavi süreç yönetiminde uyutmaya ihtiyacımız oluyor. Hastaya dışarıdan işte solunum desteği cihazı bağlamamız gerekiyor. Onun için hastanın uyuması gerekiyor. Çünkü bilinçliyken bunu yapamıyoruz. Hı hı. O daha biraz daha farklı ama bizim burada amacımız kronik hastalıklarsa, ki kalp hastalığı da bunlardan biridir. Bizim buradaki amacımız inflamasyonsa, bizim buradaki amacımız şifalanma yolculuğuysa uykusuz olmaz. Hı hı. Şimdi bir de melatonin biliyorsun furyası var ve tedavilerde hani özellikle ben de takip ediyorum. Amerika'da melatonin kanser tedavisinde çok yoğun dozlarda onkologlar kullanıyor bunu. Doğru. Bir de son dönemde anti-aging için duydum bunu. Şey, genç kalmak için, cildin kolajen üretmesi için, diri kalması için filan. Evet. Aslında inflamasyonun önüne geçerek de anti-aging yapabiliyorsun. Yani sen eğer şu mantıkta hemfikirsek, işte uykusuzluk eşittir ölüm de hemfikirsek, uyku da eşittir anti-aging'dir. Yani aslında mantık aynı, geleceğimiz yer. Kanserde kullanılıyor mu? Evet, çok fazla kullanılıyor. Daha bizde çok daha yeni maalesef ama çalışmalarda işte bir yandan konuşurken onlara bakıyorum. Gerçekten çok güzel çalışmalar var. Yani hangi kanserde? Birçok kanserde kullanılıyor. Yani çalışmalarda burada akciğer kanserinde kullanıldığı çalışmalar var. Pankreas kanserinde kullanıldığı çalışmalar var. Kolon kanserinde kullanıldığı çalışmalar var. Ama daha da önemlisi burada görüyorsunuz ki kanserdeki iyileşme sürecine etkilemesi, evet doğru, tamam, biz şunu demiyoruz, kanser eşittir melatonin kullan, şifalanma demiyoruz. Hı hı. Çok çok önemli bir silahındır, bunu söylüyoruz. Ama beraberinde o kadar güzel şeyler de var ki, bilgiler var ki, biz şunu biliyoruz, kanserde kemoterapi alman gerekiyor mu? Evet, onkologun okey diyorsa alman gerekiyor. Doğru dozda, doğru sürede, doğru şeye kadar, idamesine kadar. Ama melatonin aynı zamanda bu kemoterapik maddeleri kullandığımız zaman, ki hastaların durumunu sen de yakından gözlemliyorsun. Yani kendi biliyorum ki arkadaşlarından gözlemlediğin, danışanlarından gözlemlediğin durumları biliyorsun. Bunun aynı zamanda melatoninin o kadar tırnak içerisinde kötü etkileri var ki kemoterapinin yan etkilerini de azaltıyor. Evet, evet. Yani saç dökülmesi, halsizlik, bitkinlik, trombositopen dediğimiz kan pıhtılaşma hücreleri çok azalır kemoterapi kullanmayla beraber. Bunların önüne geçmeleri gibi. Yani kanserde kullanabiliyorsun, kanserde kullandığın kemoterapinin etkinliğini arttırmada kullanabiliyorsun. İnme dediğimiz, işte kalp krizinin beyindeki olan eşi diyelim. Yani beyne giden damarın yetersizliği, kan damarının yetersizliğine bağlı beyin krizi diyelim. İnmede yüksek dozlarda kullandığın zaman çok güzel etkiler aldığını görüyorsun. Ve bak buradaki asıl güzel nokta, bizim serbest olduk radikaller dediğimiz detoksifikasyondaki süreci yönetmeyle çalıştığımız o kadar marker var. Ama onunla beraber biliyoruz ki hidroksil radikalinin en etkili süpürücüsü. Yani başıboş olan serbest hidroksil radikallerini sadece melatonin kullanarak bile önüne geçebiliyorsun. Oksidatif stresi, yani paslanmayı engelleyebiliyorsun. NFKB dediğimiz burada kanserin öncüsü hücre var ve COX-2 dediğimiz inflamasyonun öncüsü var. Bunları baskıladığını biliyorsun. Melatonin çok önemli ama melatonin eşittir uyku değil diyelim. Yani onunla beraber yaptığı o kadar çok fazla çalışma var ki, hani inflamasyonu engelliyor diyorsun ya melatonin. Bir diğer güzelliği, vücutta inflamasyon varsa da melatoninin bu özelliği artıyor. Anladın mı? Akıllı davranıyorsun. İnflamasyonu kullanıyorsun. İnflamasyonu engelliyor ikimizde. Ama sende aynı zamanda bir kronik inflamasyon var. Hashimoto konuştuk ya. Sende kronik inflamasyon, hem inflamasyon varsa sendeki etkisi daha fazla. O zaman şimdi FMF yine aklıma geldi. FMF de aynı aklıma gelsin çünkü inflamasyon var. Hashimoto için de aynı şey aklıma geldi. Şimdi senle benim kullandığım zaman aldığım cevaplar bile şey değil. Yani ikimize adil bile davranmıyor ki. İyi ki davranmıyor. Yani inflamasyon olanda daha etkin davranıyor. Sadece başlıkları okuyayım ben. Tümör büyümesini engellemesi. Kör hastalardaki meme kanserinin %50 az görülmesinin, yine altında yatan neden kör olduğundan dolayı ışık almaması ve melatonin salgısının yüksek olması ile ilgili. Yani aslında endojen dediğimiz vücudun kendi ürettiği melatonini arttırmak bile meme kanserinin %50 az görüldüğünü ortaya koyuyor. Sinir dokusunu koruduğu ile ilgili çalışmalar var. Beyin dokusunda gene iskemi dediğimiz beslenememe, kalpte beslenememe, yani kalp hastası, beyin hastası, inflamasyon hastası, kanser hastası, yani kullanmaması önünde hiçbir şey yok. İnsülin direnci çalışması var. İnsülin direncim var, kullanması gerekiyorsun işte. Migren,
Migrenle ilgili öyle güzel çalışma var ki işte şeyle beraber, melatoninle beraber bir magnezyum veriyorsun. %75 ataklarını çözüyorsun. Ya. Yani işte böyle bir preparatı nasıl gör? Tüp bebek tedavisinde ve çok komik dozlar. Doz konuşmayacağım burada şeyde. Ya yanlış anlamayın çünkü doz hasta bazında daha önce de bunu konuştuk. Hasta bazında değerlendirmesi gerekiyor. Her bireyin ihtiyacı farklı, her bireyin profili farklı, her bireyin hastalıkları da farklı. O yüzden burada bir doz ifade etmeyin önüne kaçınmak istiyorum. Tabii, çünkü tabii. Bir biz burada hiç kimseye tedavi protokolü vermiyoruz ama bilinmesi gereken şeyleri de anlatıyoruz. Bunları tabii ki sizin hastalığınızla ilgili takibinizi yapan hekiminiz zaten planlamasını yapacaktır. Ama tüp bebekte mesela bizim kullandığımız dozlara göre ben komik diyebileceğim dozlarda kullanılmış. Bir de otizm. Evet, o ilginç olanı henüz klasik tıp bu melatonini çok keşfetmedi. Fakat yine Amerika'dan hani gelen haberlerle gittikçe yaygınlaştığını görüyoruz. Güzellik endüstrisinin çok melatonine çok ilgi duyduğunu görüyoruz. Çok fazla kullanılıyor ve, evet. Ve yani Türkiye için şu an işte fonksiyonel tıp camiası hariç diyeyim, uyku. Hı hı. Uyuyamıyor musun? Hadi git bir melatonin iç, onunla uyuyabilir misin? Evet, çok çok önemli. Yani uyku düzenlemesinde çok çok önemli var. Doğru, hatırlıyorum. Ama tek kullanıldığı endikasyon o. Ama tabii şeyde de açıdan da biraz talihsiziz. Çünkü Türkiye'de tek bir tane preparatı var. Evet. Bence çok yetersiz. Yani içerik olarak da, doz olarak da bence çok yetersiz. O anlamda yani ben kendime de çünkü bu işi öğrendiğimden beri her gün kullanıyorum. Kendime de, hastalarıma da yurt dışından mümkün olduğu kadar getirtmeye çalışıyoruz. Çünkü ya melatonin içtir, melatonin de değil. Ne demek bu? Kimisi var hızlı salınımda. Uykusunu düzenlemek istiyorum, onu veriyorum. Kimisi var yavaş salınımda. İnflamasyonda kullanıyorum hastalığı. Antioksidan olarak kullanıyorum, kanserde kullanıyorum. O yüzden hastaya doğru preparatı sadece doğru dozda vermek önemli değil. Aynı zamanda doğru şeklini de vermem lazım. Şimdi Türkiye'de sadece bir tane olduğu için onu çok fazla yapamıyoruz. Ama tabii hastalar artık bunu belli bir düzende siparişlerini verdikleri zaman kendileri artık getirtiyorlar. Yurt dışına giden gelen herkesin bir akrabası oluyor. Sipariş veriyorsunuz, evinize kadar geliyor. Ama uykunun dışında da kullanabileceğimiz çok 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 şey. Hatta ki bu süreçte sen de dahil oluyorsun. Bana danışanlar geliyor üniversite sınavına hazırlanan. Beyin o kadar çok yoruluyor ki soru çözmekten. Genellikle bu hedefleri yüksek çocuklar oluyor, tıp isteyenler veya yüksek yerleri isteyenler. Bu çocuklarda kaygı başlıyor. Ve birçoğu da psikoloğa gidiyor. Ama hani sen de müdahil oluyorsun. Melatonini verince daha bir rahatladığını görüyoruz. Hatta o kaygının bile aşağı inmesine sanki yardımcı oluyor. Sanki değil, var. Var değil mi? Depresyonda evet. Kullanılması ile ilgili evet. Çalışma var. Yani nerede? Burada işte bakın. 2001'de üstelik ya. 2001'de hasta grubuna bizim kullandığımız antidepresanlardan ama hani güçlü diye adlettiğimiz antidepresanları kullanan hastalara hastaların büyük bir kısmı yine bizim daha böyle düşük doz, daha komik doz diyeceğimiz melatonin başlandığı zaman büyük bir kısmı bu ilacını bile bırakmış. Antidepresanı bile bırakmış. Ve 2001'den bahsediyorum. Yaklaşık 19-20 yıl önceki bir çalışmadan bahsediyorum. Biz hala bunu yeni konuşuyoruz. Evet. Ya tabii bunda birçok nedeni var. Tabii. Hani yani küresel ilaç şirketleri, propaganda, artık işte Soner Yalçın'ın Son Kara Kutu kitabında bunlar çok detaylı anlatıldı. Canan Karatay Hoca biliyorsun son 10 yıldır sürekli bunlara değindi. Bir, halkımız artık haberdar en azından. Bakın reflü ne alakası var değil mi? Evet, ne alakası var reflüyle? Yani biliyoruz yani şeyde sindirim sisteminin bile melatonin ürettiğini biliyoruz. Ve hani reflüde kullanılmasının o kadar mantıklı bir nedeni var ki tabii ayrı bir şey konu reflü. Bizim reflü dediğimiz hadise mideden yemek borusuna gıdanın asitlerle beraber kaçması ve burada yanma olayının neden olması. Buraya da yapan şey aslında mideyle yemek borusunu bağlayan kas dokusunun bir tonusu olması lazım. Bu tonus eğer gevşerse, yetersiz olursa geriye kaçak oluyor. Bu tonusu arttırıyor. O zaman sporcular için melatonin sadece iç organdaki kasın tonusu mu artıyor, normal kas tonumuz? Hayır, bu sfinkter tonusuna artıyor. Yani sporcular için kullanılabilir mi? Yani bana sorarsan herkesin ihtiyacı var. Çünkü hani melatonin iştir sağlık diye biliyorsun. Evet. Herkes kullanabilir. Sporcu da bunun dışında tutamasın ama o bahsettiğim kas dokusu arttırmak değil. Bütün kas dokusunu arttırırız, o tehlikeli. Yani kalp dokusunu da, kas dokusunu da arttırabilir, o tehlikeli. O sfinkter dediğimiz bağ dokusu var. Şey yemek borusunun içinde şeye mideye bağlandığı yer. Oradaki
tonus, yani onun kasılması. Aynen. Evet, kasılması yetersiz olduğu zaman, çünkü bu öyle bir şey ki gıda geldiği zaman bu basınçla beraber itekliyor, gıda giriyor ve geri kapatıyor kendine. O bu bizim peristaltik kendine. Bağırsaktakine peristaltizm evet. diyoruz. Şimdi bu kapatıyor. Evet. Eğer bu kapanmazsa, gıda geldiği zaman açılıyor ve kapanıyor. Hı-hı. Bu kapanmazsa mideden de geriye doğru kaçak oluyor. İşte reflü bu. Hı-hı. İşte yani reflüde melatonin kullanacak mıyım? Ben kullanacağım çünkü çalışması da var ve mantığı da var. O zaman bu durumda depresyona da söyledik, stres, kaygı bozukluğu, sınava hazırlanan İnsülin çocuklardaki direnci, hastaları, o zaman kilo verme, kilo verme. İnsülin direnci dedik ya, evet. İnsülin direnci demek metabolik sendrom demek, eşittir de diyabet öncüsü demek. Kullanacağız. İnflamatuar bütün hastalıklarda dedik, demansta dedik, Alzheimer'da dedik. Yani şu romatizmadan çok çeken, yani belirli bir yaşın üstünde tanıdıklarım var. Aslında melatoninle tanışmaları gerekiyor değil mi? Çok kullanabilir ama yine söylüyorum, dozunu bilmek tabii. Süresini bilmek lazım. Ya yani süresi derken kullanımla ilgili değil. Azotantan her zaman var da. Şimdi hastanın bir akut dönemi oluyor. Hastanın bir hastalığı oluyor. İki hastalığı oluyor. Hı-hı. Alevlenme dönemi oluyor. Ona göre süreci yönetmek lazım. Onları beraber planlamak gerekiyor. Bir de aklıma konuşurken şu geldi Özgür. Peki öfke yönetiminde melatoninin sakinleştirici etkisi olur mu ya? O ilacın ismini söyleyemediğim için evet diyorum ama o ilacın ismini söylesem anlayacaksınız neler oluyor. Çünkü kullanılanların zaten birçoğu böyle ya panik atak hastalarında verilen yüksek dozlu ilaçlar ya da böyle öfke kontrolünü yapamayanlara verdiğimiz ilaçlar. Çünkü çoğu zaten psikiyatri gözetiminde verilen ilaçlar. Onun kullananların büyük çoğunluğu melatonin kullanmayla beraber onu bile bıraktıysa öfke kontrolüne tabii ki faydası olacak. Çünkü o ilacını kesiyorsun. O zaman panik atakta, öfke kontrolünde, kaygı yönetiminde, streste, depresyonda, duygu durumu için konuşuyorum ki şu anda Türkiye'de bu duygunun içinde olmayan çok az insan var. Aynen öyle. Kaliteli uyku diyoruz. Bu stresten dolayı uyuyamıyor zaten. Hele ülkemizde her gün büyük olaylar oluyor. İnsanların o adrenalin salgılamaktan survivor gibiler yani. Ya HPA o bizim HPA aksi dediğimiz sisteme ayrıca değiniriz. Şimdi ona girmiyorum. Ayrı bir video çekeriz onun için ama şunu söylemek istedim. Yani bu süreçte hani hastalıklar için çok önemli, tedavisinde çok önemli. Ama şu içinden çıkamadığımız karmaşık ve yönetemediğimiz duygular içinde melatonin desteği bize çok büyük fayda sağlayabilir. Oraya bağlamak istedim aslında. Çok doğru. Şunu da kapatabiliriz. Biz o zaman ne yapacağız? Yani kaliteli hı-hı. uyku için. Evet, birincisi kaliteli uyku alacağız diyoruz ama kaliteli uyku da nedir? Ne ifade etmeye çalışıyorsun? Mutlaka 10.30'da yatakta olmamız hı-hı. gerekiyor. Onun için eğer ben yok uyku tutmuyor, ben işte uyuyamıyorum vesaire diyorsanız saat ondan 1 saat kadar önce ılık ve sıcak bir duşumuzu alacağız. Hı hı. Vücut kaslarımızı gevşeteceğiz. Hı hı. Arkasından çıktıktan sonra yatağa girmeden önce 10.30'da mı yatmayı planlıyoruz? 10'da melatoninimizi alacağız. Hı hı. Ve arkasından meditasyonumuzu yapacağız. Hı hı. O meditasyon zaten dinginliği sağlayacak. Hı hı. Melatonin yararlanma ömrü zaten 23 dakika. Yani yarım saate kadar melatonin etkisi de oluşacak. Ondan sonra uykuya geçeceğiz. Hı hı. Yani bizim uyku, kaliteli uykuyu planlamamız bundan en az 1-1,5 saat öncesinde başlamamız gerekiyor. Hı hı. Ha, zamanla bu düzene girdikten sonra bedenimiz bu işi öğrenmeye çok hazır ve çok hafızası var. Ama bunu oturtmamız biraz tabii. zaman alıyor. Çünkü sen yıllardır 1'de, 12'de, 1'lerde, 2'de yattıysan tabii senin biyolojik saatin de zaten şaşmış. Hı hı. Bunu da zaten direkt döndürmen mümkün olmuyor. O yüzden bu sıcak banyo, gevşemeler, melatonin takviyesi, yoga meditasyon ve arkasından uykuya giriyorsun. İşte ondan sonra teta healing'in başlıyor. Ondan sonra melatonin senin vücudunda yarattığı şifalanma yolculuğu başlıyor. Tabii yani zaten bizim uykuyu arzu etmemizin nedeni şifalanmak. Tabii. Yoksa birinci hedef uyku değil, uyku bir araç. Öyle bir şey olsaydı hı-hı. bu zaten bir işte ortalama uyku ne diyoruz? 7-8 saat uyuyoruz. 10 saatten fazla uyuma diyoruz. Bu da patolojik. Yani sağlıklı hı-hı. değil. 7 saatten az uyuma diyoruz. O zaman biz bunun saatini konuşmazdık derdik ki günün bir yerinde bir 7 saat uyuyor. Evet. Hı-hı. O zaman adam işte gece çalışanlar işte hekimler, evet. bekçiler, işte sağlıkçılara ya da işte kolluk güçleri yıpranıyorlar. Uzun süre hı-hı. çalışanlar, emekli olanlara bir bakın bakalım emekliliğinde bunların kronik hastalıkları, kalp hastalıkları, psikiyatrik hastalıkların çok görülmesinin nedeni yaptıkları işin psikolojik yükü mü? Yoksa sağlıksız, kalitesiz uyku mu? Şimdi biz bunu konuşuyor ve tartışıyoruz. Hı-hı. O yüzden gece çalışmak zorunda olanlara şimdi yıpranma payını konuşmaya başlıyoruz. Hı-hı. Çünkü geceliğin çalışıyorsan
Bir gün çalışmıyorsun, belki iki gün çalışmıyorsun, bir gün çalışıyorsun, üç gün çalışmıyorsun, belki bir gün çalışıyorsun ama sonuçta her çalıştığın gece senin bedeninde bir yıpranmaya, senin bedenindeki bir şifalanmanın aksamasına neden olduğu için bunlara erken emeklilikten tut da işte bunlara özlük haklarına kadar, belki izin sürelerine kadar artık şeyler konuşulmaya başlanıyor. O yüzden uyku 7-8 saat değil, uykunun bir zamanı var. Yani teta beyin dalgalarına girmek uykuda hedeflenen şey aslında. Evet. Ve bunun da belirli bir saati var. Bunun içinde uykuyu tetikleyen hormon var, melatonin. Ve bunu eğer bu modern hayatın içerisinde birçok insan başaramıyorsa melatoninden destek almak Destek gerekiyor. almak gerekiyor. Bilerek, bilinçli bir destek almak gerekiyor. Süreci de doğru kontrol etmek Tabii gerekiyor kafamıza ki göre olmuyor. Anladık zaten bunu. bu bir rahatsızlıkla, bir hastalıkla geliyorsa zaten hani mutlaka melatonin desteğine illa başlıyorsunuz. Yani o süreçle beraber hastanın uykusunu vesaire planladıktan sonra azaltabiliyorsunuz. Kesilir kesilmez o planlanır, o konuşulur ama önce mutlaka şart. İnşallah bu videoda da size uykuyu ama uykunun amaç değil araç olduğunu anlatmaya çalıştık. Çünkü uykudan kastımız teta dalgalarına girdiğimiz ve uykuyu da başlatanın melatonin olduğunu bilmek. Ama yine ısrarla Özgür dedi ki hayır tek başına melatonini uykuyla bağdaştırmayın. Bunun dışında çok farklı işlevlerde de kullanıyoruz. Doğru anladıysam Tabii, detoksifikasyonda tabii, değil mi? tabii, Ya tabii. doğru anladıysam evet. Çünkü şuradaydı o da. Söyledim belki eksik kaldı. Bizim detoksikasyon sisteminde bazı enzimler var. İşte superoksit ismi taz, glutatyon peroksit reduktaz gibi isimlere takılmayalım. Bunların sentezini de uyarıyor. Yani öyle bir maddeden bahsediyoruz ki dokunmadığı yer yok. Dokunmadığı yer yok. O yüzden bu sadece uyumak değil ama zaten tek başına theta healing bile bizim bir hedefimiz olsa çok yararlı olur. Hem hastalıkları şifalandırmak hem anti aging için. Ama bunun dışında da dediğimiz gibi başka süreçlerin içerisinde de dahil olan bir hormondan bahsediyoruz. Ama bunu yine kafamıza göre kullanamıyoruz. Gerçi Türkiye'de de söyledi. Kısıtlı bir form var. O da hiç neredeyse bebeklere kullanılan bir Yetersiz, dozdan. yetersiz bir form, Evet. yetersiz bir doz. Evet, aynen. O yüzden de yine bir doktor diyeceğiz ama yine aynı konuya geleceğiz. Her doktor da bu eğitimi almadığı için yavaş yavaş yaygınlaşıyor. Buna en çok hakim olanlar genelde fonksiyonel tıp doktorları oluyor. Klasik eğitimden gelenler ne kadar bu işin içinde? Ya birçok hepimiz doktora gidiyoruz normal hastanelere filan. Hiç melatoninin M'si bile Ya bizim konuşulmuyor. fonksiyonel tıp camiasındaki hastalarımızda kullandırmadığımız yok desem belki şey olmaz, İşte yanlış yani olmaz yani. Mutlaka en büyük destek kullandırıyoruz. alınan preparatlardan bir Tabii. tanesi. Yani çok preparat biliyorsunuz konuşmak istemiyoruz ama bu biraz onların üstünde bir şey. Bir preparat Öneminden diyorsunuz. dolayı. Tabii. Yani Aynen zaten internete girip de öyle. kanser tedavisinde melatonin dediğinizde neler çıkacak, ne makaleler, ne çalışmalar çıkacak. Artı yani böyle kadınlar güzel kalmayı seviyor. Anti aging deyince de nelerle karşılaşacaklar sırf bunlar için bile. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Uyku yönetimine ve melatonine. Eğer uykunuzu yönetemiyorsanız ve istenilen düzene getiremiyorsanız veyahut da bir inflamasyonunuz varsa bir hastalığı aşmak için çalışıyorsanız tek başına uykuyu düzene sokmak da yetmiyor onu biliyorum. Zaten açın makaleleri görün. Yüksek dozda melatoninlere doktorlar karar veriyor. O inflamasyonu atmak için veya tümörü bir an önce vücuttan uzaklaştırmak için. Hem tümör kitlesini azaltmak hem de kullanılan diğer ilaçların etkinliğini arttırmak, Arttırmak yan için, etkisini azaltmak. azaltmak için. O yüzden de eğer böyle bir şeyiniz varsa da muhakkak bu konuda bilgisi olan, yetkin olan ki yine fonksiyonel tıp doktoru hani gidin zaten birçoğunun haberi olmadığını göreceksiniz. Bu eğitimi almış bir doktorla beraber imtihanınızı kolaylaştırın, süreci yönetmeyi öğrenin derim. Bol şifalı günler dilerim. Bir dahaki videolarda görüşmek nasip olsun inşallah.